gelmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyoruz efendim. Sper că ne vor regăsi în altă locație, dar tot pe acest coridor, pe acest gazoduct, cu la finalizarea lucrărilor pentru această mare investiție importantă pentru România, că preia gazele din Marea Neagră, importantă pentru celelalte state din estul și centrul Europei, care preia o parte din gazele după coridorul vertical, începând cu Marea Caspică, cu terminalele de LNG din Turcia și terminalele LNG din Grecia, în așa fel încât România va deveni, deja să simtă acest lucru, ...80 yıl önce Anadolu'da yerel bir girişim olarak başladığımız bu serüveni artık ülkemizin topraklarını sağmayarak küresel bir holding haline gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki tecrübemiz sayesinde Türkiye'de ve küresel ölçekte çok büyük projelere imza atar durumumuza geldik. Bu da tabii ki Türkiye'deki yatırımlarımıza ve projelerimize son hızımızla devam edeceğimizi söylememe ihtiyaç bile hissetmiyorum. Farklı ülkelerdeki çalışmalarımızda Türk mühendislik kalitesini dünyaya taşımak da bizim için en kıymetli özelliklerinden bir tanesidir. Bildiğiniz gibi Türkiye ve Romanya arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler çok uzun tarihi köklere dayanmakta. İki ülke arasındaki hem kültürel alışveriş ve turizm faaliyetleri hem de ekonomik anlamda ticaret hacmi her geçen gün artıyor. Bu proje hem Avrupa'nın hem de Romanya'nın artan gaz ihtiyacını karşılamak ve enerjide arz güvenliği sağlamak adına stratejik bir öneme sahip olup Avrupa Birliği ortak fayda projeleri listesinde de yer almaktadır. Yaklaşık 500 milyon euro olmakta olup hat tamamlandığında toplam 308 kilometre uzunluğunda bir boğazgaz iletim hattı haline gelecektir. Proje kapsamında ayrıca kullanılacak boruların temini, 20 adet vana istasyonu, enerji temini, katalitik koruma ve fiber optik imalatları da yer almakta. Proje kapsamında Kalyon İnşaat tarafından toplam 100 bin ton ağırlığındaki çelik boru temini edilmektedir. Bu boruların büyük bir çoğunluğu Türk tedariciklerimizden, bazı özel borular temini de Roman tedariciklerimizden sağlanmaktadır. Bu iki ülke arasındaki ticaret ilişkisinin daha da güzel bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmakta. Toplam süresi 24 ay olan projemiz, Bay Steria'nın da söylediği gibi 2025 Haziran ayında tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca hepinizi açılışımızda da burada tekrar görmekten mutluluk duyacağımızı söylemek isterim. Projenin en yoğun dönemimizde 1200 kadar kişiye istihdam sağlayacak olmakta olup, aynı şekilde Roman taşeronlarımızla birlikte Türk müteahhitlik ve mühendislik gücünü aslında bir örnek teşkil edecek şekilde yurt dışına da taşımış bulunuyoruz. Bugün ilk borularını karınlara indirilmesiyle birlikte şahit olacağımız Karadeniz kıyısı Podişor doğalgaz boru hattının Romanya ile olan ekonomik ilişkimize yeni bir ivme ve dinamizm kazandıracak önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Kalyon İnşaat olarak bu projede gösterdiğiniz başarı sadece şirketimizin değil, ülkemizin mühendislik kapasitesi ve gücünü de tüm dünyaya göstermektedir. Cevdet Yılmaz efendim, teşekkürlerini arz ederim. Sayın Cemal Kalyoncu takdim edecekler. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim bugün bizlerle birlikte oldukları için. Programımızı teşrifleriyle onurlandırdıkları için. Ve efendim Macaristan Başbakan Yardımcısı Mr. Marian Yapsu'yu davet ediyoruz. Programımız efendim evet Sayın Yapsu'yu davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu önemli projenin Romanya için, bölgemiz için, Avrupa için hem Transgaz hem Kalyon şirketi yöneticileri, çalışanları için hepsine hayırlı olmasını diliyoruz. Kazasız belasız tamamlanmasını ve insanların refahına katkıda bulunmasını diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'deki ilişkileri çok daha güçlü hale getirecek olan Karadeniz Podişor Doğalgaz Boru Hattı projesi gerçekleşen bu önemli çalışmayla birlikte ülkelerimize, milletlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.
teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye ve Romanya örnek ilişkiye sahip iki ülke. Gerçekten büyük bir dostluğumuz var, stratejik aynı zamanda ilişkilerimiz var. Karasal bir sınırımız olmasa da bir komşu ülke. Ankara'dan buraya dün bir saatte uçup geldik. Çok yakın bir ülke. Tarihsel bağlarımız var. Diğer taraftan son yıllarda ekonomik ilişkilerimizde muazzam bir ivme görüyoruz. Dış ticaret hacmimiz 10 milyar doları aşmış durumda. Yakın bir gelecekte 15 milyar doları rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyoruz. Diğer taraftan burada çok önemli bir iş potansiyelimiz var. Birçok firmamızın doğrudan yatırımları söz konusu. Özellikle sanayide, madencilikte, enerjide 7,5 milyar dolar civarında doğrudan Türk şirketlerinin Romanya'da yatırımı var. Bir diğer alan müteahhitlik hizmetleri. Biliyorsunuz Türkiye müteahhitlik hizmetlerinde kendisini ispatlamış bir ülke. Dünyada Çin'den sonra ikinci konumdayız. İlk 250 firmadan 40'ı Türk şirketi. Romanya'da da son dönemlerde özellikle bunun bir ivme kazandığını görüyoruz. Şu anda 11 milyar dolar civarında bir müteahhitlik hacmine ulaşmış durumdayız. Bunun artarak devam etmesini diliyoruz. Bugün temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Podüşor projesi, doğalgaz projesi bunlardan bir tanesi. 500 milyon euro değerinde büyük bir proje. Avrupa Birliği'nin fonladığı bir proje. Tamamen Avrupa Birliği kurallarıyla ihale edilmiş bir proje. Ve bu projede Kalyon İnşaat teknik yeterlilikte tam puan alarak en iyi teklifi vererek projeyi üstlenmiş durumda. Bunun Roman makamlarıyla birlikte bugün temel atma törenini gerçekleştirdik. Bu proje Karadeniz'deki gazı hem Romanya'ya hem Avrupa'ya ulaştıracak önemli bir proje. Türkiye'nin de aynı yönde biliyorsunuz çalışmaları var. Biz de Karadeniz'de doğalgaz keşfettik son yıllarda ve biz de hem iç piyasamız açısından hem de uluslararası açıdan bunu önemsiyoruz. Romanya'da Türkiye gibi aynı zamanda enerji konusunda bir hub olma hedefi olan bir ülke. Bu anlamda da iki ülkenin işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'daki enerji arz güvenliği açısından Türkiye ve Romanya'nın gerçekleştirdiği projeler çok çok kıymetli diye düşünüyorum. Türkiye olarak biliyorsunuz birçok doğalgaz, petrol, başka bir takım enerji unsurlarında, yenilenebilir enerjide çok önemli hamleler yapıyoruz son yıllarda. Bir taraftan enerji arz güvenliğimizi sağlama, diğer taraftan enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefimiz var. Bunu da her geçen yıl daha ilerlere taşıyoruz. Cari açık sorunumuzun çözülmesi, makro istikrarımız açısından da bu çok kıymetli. Çünkü enerjiye oldukça önemli bir fatura ödeyen bir ülkeyiz. Bir taraftan bunu yaparken enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıp cari dengeye olan enerjinin etkisini azaltırken, diğer yandan da enerji ticareti açısından Türkiye önemli bir pozisyonda, üretici ülkelerle pazarlar arasında uluslararası bir ticaret merkezi olma hedefimiz var. Sadece fiziki olarak hatların geçtiği bir ülke değil, bu işin piyasasının geliştiği bir ülke olma hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda bu konumuzun çok daha netleştiğini hep birlikte göreceğiz. Bu da sadece Türkiye için değil, bölgemiz için ve Avrupa için enerji arz güvenliği açısından önemli bir katkıda bulunacaktır. Türkiye'nin önemli yetkinlikleri var. Bu yetkinlikleri sadece ikili değil, başka üçüncü ülkelerde de kullanma irademiz var. Onun da altını çizmek isterim. Bugün Roman makamlarıyla, iş dünyasıyla yaptığımız görüşmelerde de bunun üzerinde durduk. Birlikte çalışma,
iki ülkenin farklı avantajlarını bir araya getirip bir sinerji oluşturma ve bunu daha yüksek katma değere dönüştürme, rekabet gücümüzü arttırma noktasında da yine önümüzdeki dönemde çalışmalar yapacağız. Türkiye'mizin potansiyeli yüksek. Eşsiz bir coğrafyamız var. Üç kıtanın ortasındayız ve ciddi bir insan gücümüz var, girişim kapasitemiz var. Geldiğimiz noktada yaptığımız çok önemli projeler, atılımlar var. Yeni biliyorsunuz düzenlemeler de söz konusu. Bir tanesi meclisimizin gündeminde. Örneğin doğalgazı ithal edip sıvılaştırıp ihraç etme imkanı tanıyan, LNG ticaretine imkan tanıyan yeni bir düzenleme de meclisimizin gündeminde. Enerji alanında bu hamlelerimize, atılımlarımıza devam edeceğiz. Bir taraftan yerli, yenilenebilir kaynakları geliştirirken yeşil ekonomi, karbon nötr bir ekonomi oluşturma hedefimize doğru ilerlerken diğer taraftan da enerji verimliliğini arttıran, enerjide yeni teknolojileri geliştiren bir ülke olma hedeflerimiz var. Bunları da adım adım hayata geçireceğiz. Gerek orta vadeli programımızda, gerek 12. kalkınma planımızda bunların yol haritaları ortaya konmuş durumda. Enerji Bakanlığımız başta olmak üzere bütün ilgili kurumlarımız da bu yönde çaba sarf ediyorlar. İstanbul Finans Merkezi vizyonuna sahip olduğumuz gibi Türkiye'yi aynı zamanda enerji alanında da bir merkez haline dönüştürme vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyoruz. Buradaki proje de bu tecrübe birikimi açısından önemli bir proje. Firmalarımızın geldiği noktayı, yetkinliği gösteriyor. Ülkemizin geldiği noktayı gösteriyor. Önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük atılımlarla, çok daha yüksek hedeflere yürüyeceğiz. Geldim.